Şimdi yeni kız edindim. Bir dakika. İşte büyücü, yenge, dünür gibisinden. 2 dakikada yaptım. Direkt gelmiş oturmuş kız yani. Dedim bu evi bir daha yapayım. Ve buna görümce otursun dedim. Nasıl demişim ha. Şimdi. Evet. İnşaat modunu aktive ediyoruz. Büyüyünce yenge online çünkü. Belki bozukluğumu ayarlayabilirim ama bilemedim. Hani kısa da Bodrum'a da şey yapmak istemiyorum. Zaten Bodrum'a şey yapacak yer de yok. En azından kızı özel bir yer yapayım. Hani gelmiş dışarıdan gibisinden. Öyle düşündüm. O yüzden küçük bir yer vermeye karar verdim. Şöyle. Şuraya yapacağım. Bunları görmemiştim. Neyse. Evet. Evet de şöyle. Aslında platformu yapmakla mı başlasaydım? Sen kalkmıyorsun dur şimdi. Aa. Platformu koymamışım. Platform şunlar. Platform. Biraz daha cool istiyorum ya. Yeşil olsun, kız yeşil sevsin. Şuraya koymamışım. Zaten kızımız bir şekilde halledecek. Büyücü görümce. Hatta şu kısmı balkon mu yapsak?
Biraz kıza uygun diye bir şey istiyorum. Kız bu ne? Unutmuşum onu. Ay. Benim bu ev hakkında geliştirmelerim. Bence bir son kat yapabilirim ya. Böyle de odası yaparım. Şimdi evin dış cephesi tatlış istiyorum, yeşil tonlarında olabilir. Bayıldım. Bunun da yeşil olmasını istiyorum. Tonlarını değiştirmiyordum. Ay seve suyunu. Bu da pılık balık pulu değil gibi. Oo, bu daha iyi. Beğendim. Ben bu kıza daha çok ısınacağım galiba. A girl. Büyücü yenge ısınma seansı. Evet. Genç bir kızın... Stoku çekebiliriz. Çok tatlı bir ev. Şimdi merdiven zamanı dostum. Bu da değil.
şeytanlı olsun. Evet. Bunu şöyle alsak biraz. Aynen. Şurası mutfak yapacağım mutlaka. Şunu şöyle yapayım da. Ah. Burayı da bir odalara ayıralım ama. Çünkü. Evet. Şimdi üst kata çıkacak bir şeyler vermek lazım. Falan bu da kızın odası o yüzden. Ufak bir merdiven yeter gibime geliyor. Burası küçük olmuş. Niye acaba? Şunu kopyalayalım o zaman. Mesela şu girişe yerleştirelim. Buraya yerleştiremeyiz. Şöyle. Madenin girişine. Ha ya cam olsun. Yes. Very nice.
Olabilir. Tabii öyle olsun. Koca bir yerisin. Lan. Büyücülüğüne. Nasıl olsa bu bizim kızın odası ya. Açık yerde sanki. Bence şunu şöyle koyulabilir ya da şunu silinebilir. Kapağı şuraya yapacağım çünkü burada da yatağı olsun. Kızcığım. Aynen. Yarasın kızımı. Odası ne olsun bu yavrucağın? Aha.
Biraz şunu geriye. Hafif. Köpek yatağı mı, köpek yatağı da işte. Sanmıyorum. Bence bu daha iyi. Yuva kızım yatağı. Yok daha ne var? Şuraya da bir kasa bir şey yapsam. Kişisel bilgisayar işte. Ressam olacak bizim kızımız. Dun dun. Hı? Anlamadım. Telefon bir şey çalmadı. Bir şey çalmadı. Normal bence bu ya. Çok cırlak oldu. Devam edelim, let's go. Şurası da çok boş kaldı ya. Genç posterleri doldurun buraya da. Kızımız teenager sonuçta. Yani. Görümcemiz oluyor bu arada bu kız. Tam genç işi değil mi ya? Burayı yerleştiremiyorum ama şuraya yerleştiriyorum. Çok ilginç. Bunu şuraya yerleştiriyorum. Hmm.
Şunu şuraya. Şunu şuraya. Decoration nerede? Ay, şu mesaj geldi. Ekleyelim yani. Kendine ait balkon da var. Balkonda resim yapabiliyor. Ben çok isterdim. Mesela. Ama Sims 3 daha güzel. Ama sketchbook falan olsakmış keşke. Yani burada sketchbook yok. Sims 3 daha iyi. Ve benim sketchbook paketleri var burada. Az olması beni biraz. Bizim kızcı. Neyse acaba. Bilmiyorum. Ama onu koyalım. Bunu sevmez. Bir CD çalar ister bence. Güzel bence. Şunun tepesine koymak. Çok iyi bu da. Al al resim yap. Hatta şuraya. Odası. Bursa'da normal gelenler çalışma odası olarak düşünmüştüm ben. Ya da mini
Spor odası falan. Yemek odası gibi bir şey mi olsun acaba burası? Ama diğer de çalışma odası yok. Zaten burası yemek odası olacak gidip de yani. Çalışma odası olsun burası. Şuraya da satranç. Bu ne bu? Babalius. Whisper Temple bilmem ne. Şunu şuraya. Şunu odasına mı alsam kısacağız? Aynen. Hatta biraz aşağıya. Şuraya hatta. Ayağım bir kaşınıyor var ya. Bu da gelen gidenlerin için çalışma yeri olsun. Bu niye orada? Şurada santraş yeri olsun. Şurada sarı. Al sana santraç. Aslında bunu kim balkonda santraç oynar ki gerçi? Koridoru boş durmasın hacı. Koşun benim. Ah, lanet olsun. Ah, olmasın da. Hemen benim oğlu dönüşler. Hendis bir zahmet şurada olsun. Piyano şurada mı olsun? Al sana hobi odası. Bu da bu da olsun. Ama koskoca piyano aşağıda olur ya. Al. Burada olsun. Al sana piyano. Durun.
Ya şöyle. Sonra kaldı. Yes. Duvara da sanatsal bir şeyler sordum. Bu ne biçim çerçeve ya? Ya bunu nereye asacağım ben şimdi? Al bastım. Ama bence şu şurada, şu da şurada. Saçma resimdir. Şurada. Mükemmelim be. Tın 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 tın. Tamam. Tamam. Ne bu? Albert Fidesz. The Chinese. Aşağıda falan olsun, şurada olsun. Hı. Tuvalet yok bu arada. Bu evde tuvalet yok. Piyano var ama tuvalet yok. Böyle de insanlarız yani. Come on. Demokraside çağrılar tükenmez yeğenim.
Evet. Çun çun. Çun çun çun. Çun çun. Ha. Olmadı mı camlar çünkü. Bunlar yeşil olmalı. Yeşil olsa ne olur? Bunların rengini değiştirirsem. Ağlayacağım. Camları mahvediyor işim. Sevmedim. Böyle daha iyi. Ne? Thank you.
Oldu mu bu şimdi? Vodafone bir sal beni ya kardeşim. Şuraya bir tane cam lazım. Ay, cilayen alacaktım ben. Ne ki bu? Ya bu kadar iyi bence. Kötü bile dayandı yani. Beğenmedim.
güzel oldu bence ya. Böyle tatlış, hafif boş bir ev oldu aslında. Mezarı taşlarını karşılığında düşünmek lazım. Bir yandan bunların evi de dolu dolu, daha modern. Her ihtiyaçları var, siyah. Bebek odası falan. Ben onların odasını daha çok beğendim. Çatı katı da var mesela ama kullanmayacaklar. Beğendim. Görümcenin evi de böyle. Piyanın meyanı falan var yani.